Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size öyle bir maçı inceleyeceğim ki, öyle bir maçın analizini aktaracağım ki siz herhangi bir turnuvaya, Lichess turnuvası olur ya da resmi bir turnuva olur, herhangi bir turnuvaya katılmadan önce bu maçı mutlaka incelemenizi, defalarca izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten de ilham veren bir karşılaşma. Gerçekten de turnuvalarda özellikle ümitlerin kesildiği anda, sıkışılan anlarda ya da sıkıcı giden oyun anlarında bu maçtan bize kalanlar aklımıza geldiği zaman gerçekten de oyunu en azından kurtaramasa da zevkli hale getirebilecek çok enteresan bir oyunun analiziyle bu videoda karşınızdayız. Peki bu oyunun önce tarihinden bahsedeyim. 1962 yılında oynanmış bir oyundan bahsediyoruz. Peki bu oyunda taraflar kim? Beyazlarda Necmettinov var. Hepimiz tanıyoruz kendisini. Vezir fedaların babasıdır o kendisi. Vezir feda etmeyi ya da herhangi bir taş feda etmeyi gerçekten çok sever. Ve maçlarında bazen doğru bazen yanlış olacak şekilde maçlarında da bu vezir fedasını mutlaka yapar. Tabii ki de hepsinde değil. Kazakistan doğumlu satranç ustası Necmettinov. Peki Necmettinov'un karşısında kim var derseniz arkadaşlar Necmettinov'un karşısında da Rus satranç ustası Çernikov var. Oleg Çernikov muydu öyle bir şeydi ismi öyle olması lazım. Bu da Rus satranç ustası ve gerçekten güçlü bir rakip aslında. Ama Necmettinov öyle bir tarzda oynuyor ki gerçekten onun karşısında olmak istemeyiz. Özellikle savunma yapmak istemeyiz. Şimdi o tarihin en çarpıcı, tarihin en ilginç vezir fedasının yaşandığı maça geçeceğiz. Fakat lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim ve beyazlarda Necmettinov'un ilk hamlesiyle haydi başlayalım. Necmettinov E4 tercihinde bulunuyor ve rakibi C5 geliyor. At F3, at C6'dan sonra D4, CD4, at D4 hamlelerinden sonra G6 geliyor. Tabii ki de G6 ile birlikte Dragon varyantına giriş yapacak siyahlar. At C3 hamlesinden sonra fil G7, Dragon varyantını Fianchetto devam yolu olarak geçiyor arkadaşlar. Fil E3'te at korundu. At F6'dan sonra burada fil C4 veya at B3 hamleleri beyaz için önerilen hamleler. Fil C4'ü tercih ediyor beyazlar ve rakibin F7 zayıf yolunu baskılamak istiyor. Kısa rok hamlesinden sonra burada tabii ki de atın A5'e gelip de fili rahatsız etmesinden belki de çekiniliyor. O yüzden dolayı da öncelikle fil B3 oynanıyor. Burada siyahlara önerilen hamle D6 sakin hamlesi. D6 sonrası filini geliştir. Sakin sakin oyuna bak diyor bilgisayar Stockfish. Fakat burada özür dilerim. Siyahlar D6 yerine at G4 tercihinde bulunuyor. Bu kötü bir hamleymiş arkadaşlar. At G4 sonrasında vezir çarpı G4. Diyeceksiniz ki atı boşa koymadı mı? Hayır, atı boşa koymadı. Niçin atı boşa koymadı? Çünkü siyah at ve fianchetto fili D4'te bulunan atı tehdit ediyor. Sadece E3 fili koruyor. Eğer ki vezir saparsa, eğer vezir sapmazsa vezir de koruduğu için siyahlar D4 aletini alamıyorlardı. Fakat beyazlar vezir çarpı G4 yaptığı zaman işte burada D4 aleti boşta kalmış oluyor. At çarpı D4 hamlesinden sonra beyazlara önerilen hamle sakince vezirini geri çek ve atı tehdit etmeye devam et. Fakat Necmettinov öyle olacak ki vezir D1'den sonra at çarpı B3'ten ve at çarpı B3 hamlesinden sonra kalan konumu pek beğenmemiş olacak ki vezir H4 tercihinde bulunuyor. Bu kötü bir hamle olarak geçiyor arkadaşlar ve şu anda oyun 0-0 eşit. Siyahlara enteresan bir hamle öneriyor B5 ve akabinde B4 sürüşüyle bu atı rahatsız et. Çünkü çaprazdaki film B2'ye güzel güzel baksın şeklinde bir hamle tavsiyesi var. Fakat siyahlar vezir A5 oynamayı tercih ediyorlar ve bu atı açmaza almayı tercih ediyorlar. Tabii ki de fikir ne olabilir? Atı bir şekilde kaldırıp fille birlikte ata bakma. Piyon alınca da vezirle ver şunu, ver kaleyi. Şahın oynaması ya da tabii fili kapatamıyor. Şahı oynaması durumunda da rok bozulmuş olacak. Beyazların bu nedenle bir tane kısa rok. Çünkü at açmazdan kurtuluyor bu hamleyle. Fil F6 ile ver veziri. Burada vezir H6 veya vezir G4 tercih edilebilirken sıkı durun. Sıkı durdunuz mu arkadaşlar? Peki. Vezir çarpı F6. Vezir çarpı F6 kim yapar? Dürüst olun. Şu vezir çarpı F6 hamlesini kim yapar? Arkadaşlar çok açık konuşuyorum. Yani
İddia ediyorum. İddia ediyorum. Vezir çarpı F6 hamlesini Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi, Hikaru Nakamura, Ding Liren ya da Maxim Vachelagraaf veya o Anishkiri, yani günümüz satranç ustalarının yapamayacağını tahmin ediyorum. Zaten şu eleştiriye katılır mısınız, katılmaz mısınız? Arkadaşlar, bilgisayarlar yani satranç motorları devreye girdikten sonra bu tarz çarpıcı hamleleri artık görmek neredeyse imkansız. Başka bir ifadeyle günümüz satranç oyuncuları çok sağlamcı. Oyunumuza dönelim mi? Vezir çarpı F6 hamlesinden sonra E çarpı F6 siyahlar için hataymış. Önce at E2 ile bir tane şah çek diyor Stockfish. Peki direkt E çarpı F6 alırsak ne oluyor, ona bakalım mı? E çarpı F6 hamlesinden sonra fil çarpı D4 ve akabinde at D5'lerle rakibin F6 piyonuna baskı. At çarpı F6'a bir de şah çekiş. Şah kaçınca açarak şahlar. Çünkü D4'te de bir tane fil var ya. Açarak şahlar falan gündeme geliyor. O nedenden dolayı öncelikle bir at E2 şah yap. Daha sonra rakibin taşlarının koordinasyonunu boz. At çarpı E2. Şimdi E çarpı F6 al. Dikkat buyurun arkadaşlar. Şu anda siyahlar vezir önde. Tabii ki de bu vezir karşısında beyazlar da iki alet. Yani bir at bir fil almış durumda. Ama yine de sanki baktığımız zaman siyahlara çok net kazanç varmış gibi görünüyor. Çift fil olayını unutmayalım. İzleyelim bakalım bu maçtan sonra neler olmuş. At C3'te at geri dönmüş. Kale E8'de merkez piyonu kontrol altına almaya çalışılıyor. At D5 tabii ki de vezir çarpı, pardon, kale çarpı E4 düşünülemez. Çünkü kale çarpı E4 alırsanız at F6'yı alıyor ve şah kale çatalında bulunuyor. Bu nedenden dolayı kale E6 oynamış ve F6 piyonunu korumuş siyahlar. Fil D4'le birlikte tekrar F6 piyonuna baskı var. Vezirle koruyabilirsin diyor bilgisayar ya da şahla koruyabilirsin. Siyahlar şah G7 ile korumayı tercih etmiş. Kale A'dan D1 hamlesiyle birlikte kale de merkeze geliyor. Tabii ki de asıl amacı merkez değil. Kale D3, akabinde kale G3 ya da kale F3 manevraları gündeme gelecek. D6 ile birlikte tabii ki son kalan filde çıkmaya çalışacak. Kale D3 ile birlikte asıl amaç kale F3 gelmek arkadaşlar. Burada siyahlar için birçok hamle öneriliyor. Mesela kale E5 enteresan önerilerden bir tanesi. Fil alacak ama arkadaşlar F çarpı E5 ile birlikte bu sıkıntılı çift filden siyahlar kurtulmuş olacak. Ya da önerilen hamlelerden bir tanesi B5. Enteresan bir öneri gerçekten. Ya da önerilen hamlelerden bir tanesi fil D7 ya da kale B8 gibi hamleler öneriliyor. Ama çok daha insancıl hamlelerden bahsedersek fil D7 insancıl bir hamle ya da kale E5 insancıl bir hamle olarak karşımıza çıkıyor ki siyahlar da fil D7 oynamış. Burada fil C3 ile birlikte vezir de istenebilir ya da at çarpı F6 da alınabilir. Tabii zaten şöyle fil C3'ten sonra zaten at çarpı F6 öneriliyor. Ya da at çarpı F6'dan sonra fil C3 önerildiği için burada iki hamle de yapılabilir. Ama Necmettinov kale F3 ile birlikte F6'ya baskı kurmayı devam ettiriyor. Burada kale E5 önemli bir hamle arkadaşlar. Kale E5 yapılması lazım ve bu kale beyazlara verilmeli ve beyazların çift fili de ele geçirilmeli. Ama burada fil B5 gibi kötü bir hamle yapıyor siyahlar ve şimdi bilgisayarın önerisi at çarpı F6 al. Fakat önce Necmettinov fil C3 ile ver veziri diyor. Vezir kaçtıktan sonra ise şimdi at çarpı F6 yapıyor. Burada kale C8 önemli bir hamle, belki de oyunun en önemli hamlesi. Siyahlar kale C8 oynamalı. Niçin oynuyor? Bu fili almak için arkadaşlar. Çünkü çift fil gücü çok kuvvetli şu anda ve siyahlar fil E2 oynuyor. Oyunun en kötü hamlesi. Diyeceksiniz ki ya fil kaleyi alamıyor muydu zaten? Alsaydı ya niye buraya geldi? Arkadaşlar filin amacı bu kaleyi almak değil, diğer kaleyi almak. Çünkü saldırı kalesi F3'te bulunan kale. O yüzden fil aslında F3'ü almak istiyor. O yüzden buraya geliyor. At çarpı H7 ile açarak bir şah geldi. Burada arkadaşlar şah çarpı H7 çok kötü bir hamle, onu söyleyelim. Mutlaka şah G8'i oynamalı ki siyahlar zaten şah G8'i oynamış. Peki şah çarpı H7 alınırsa ne olurmuş, bir inceleyelim. Bayağı bir hamle inceleyeceğiz. Şah çarpı H7 hamlesinden sonra burada diyebilirsiniz ki ya kale H3 yok mu? Arkadaşlar kale H3 kötü. Normalde kale çarpı F7 yapması lazım beyazların. Peki kale H3 oynanırsa ne oluyormuş, ona bakalım. Kale H3 oynandığı vakit fil H5'e dönüyor ve beyazın saldırısı tamamıyla
sona eriyor. O yüzden kale h3 değil, kale çarpı f7 şah alınmalı. Burada şah kaçtıktan sonra h6'ya ise fil çarpı e6 ile ne alınıyor? Bir tane kale alınıyor. Diyeceksiniz ki ya şu anda bir bakalım, beyazlar önde ama fil çarpı f1'den sonra şah da alınca eşitlik olacak diyebilirsiniz. Yanılıyorsunuz arkadaşlar. Burada fil çarpı f1 kötü bir hamle. Peki niçin kötü hamleymiş bakalım. Fil çarpı f1 hamlesinden sonra fil g7 şah, şah h5'ten sonra g4 şah, şah kaçtı mı h4'e ise burada isterse şah çarpı f1 yapabilir, isterse de fil f6'dan ver şahı, ver veziri şeklinde bir hamle yapabilir beyazlar. O nedenden dolayı çok sakıncalı arkadaşlar. Burada kesinlikle bu kale alınmamalı. Vezir e8 oynanmalı. Peki vezir e8 oynandığında iş bitiyor mu? Her şey yolunda mı siyahlar için? Hayır, yine yolunda değil. Çünkü şah çarpı h7 ile bu atı almıştı, hatırlayacaksınız. Peki bu durumda ne oluyor? İnceleyelim. Fil d2'den bir şah daha veriyor. Tabii g5 oynanmalı. Pardon arkadaşlar, biraz geri alacağım. Ya g5 oynanabilir ya da şah h5 oynanabilir. Burada g5 tercihi yapılması lazımmış siyahlar adına. Kale f6 bir şah daha geliyor. Şah g7 sonrasında fil c3 açarak tehditler falan filan olacak. Fil çarpı f1 alınınca da kale f3 açarak şah. Şah kaçtığı zaman da kale h3 bir şah daha. Şah g6, fil f5 bir şah daha. Şah f7'den sonra kale h7 şah geliyor. Şah f8'den sonra ise işte öldürücü vuruş. Kale h8 şah geliyor. Şah e7, kale çarpı e8. Kale çarpı e8, şah çarpı f1. Bakın bakalım, çift fil var. Aynı zamanda ciddi de bir piyon çoğunluğu var. 3 piyon üstünlüğü de var. Beyazlara çok rahat kazanç olurdu bu oyun. O yüzden dolayı ne yapması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle o atı almaması lazım idi. Bu atı almak çok kötü. Mutlaka şahı g8'e kaçmalıydı siyahlar. Ki şahı g8'e kaçtılar. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu anda oyun tamamıyla beyazların değil. Hala değil ve şimdi kale h3 geliyor. Kale 3 hamlesinden sonra kale e5 doğru hamlesi yapılıyor. Aa, alayım ben bu kaleyi. Hayır, çift filini bozmayacaksın. Çift filin, atın, kalen, canavar gibi şahlardan hücum ederken sen o çift fili veremezsin. f4 ile doğru bir hamle ver kaleyi diyor. Kale h5 oynansa arkadaşlar oyun eşit. Yani eşit derken beyazın bir tık üstünlüğü var ama kale h5 oynanmıyor. Fil çarpı f1 çok kötü hamle. Burada şah çarpı f1 alınmamalıymış. At g5 oynanmalıymış normalde. Ama beyazlar şah çarpı f1 oynuyor. Yine kale h5 yolu açık siyahlar adına, yapmıyor. Kale c8 oynuyor. Kale c8'e bir de fili almak isteyecek tabii ki. Buna da sırf fili almasın diye fil d4 oynanıyor. Bu arada f çarpı e5 oynaması çok daha iyiymiş beyazlara. Ama dediğimiz gibi beyazlar da Necmettinov fil d4 ile birlikte çift fil gücünü vermek istemiyor. Burada yine kale h5 ve kale çarpı e4 gibi hamleler varken siyahlar nedendir bilinmez b5 sürüşü yapıyor. Bu da kötü bir hamle. At g5 oynandıktan sonra vezir f6 bir savunma hamlesi yapmıyor. Kale c7 oynuyor. Şimdi fil çarpı f7 yapılabilir arkadaşlar. Fil çarpı f7 ama ondan çok daha güzeli fil çarpı e5 var. Peki fil çarpı e5 alınırsa ne oluyormuş bakalım. Bu arada Necmettinov fil çarpı f7 yapmış. Biz fil çarpı e5'e bakacağız. Fil çarpı e5 alındığı zaman d çarpı e5. Şimdi fil çarpı f7 alınabilir. Kale çarpı f7'den sonra ve işte beyaz oynar. Vezir kazanır diyoruz. Kale h8 şah. Şah alınca mecbur. Kale alınca şah. Kaçınca ver veziri. Ve bir alet artı 3 piyon üstünlüğü var beyazların. O nedenden dolayı önce piyon fille kaleyi alması lazımdı. Fil çarpı e5 yapması lazımdı. Fakat fil çarpı f7'de kazançtır. Sıkıntı yoktur. Kale çarpı f7 sonrasında şimdi yine kale h8. Ver şahı, ver veziri. O yüzden alacaksın kaleyi. At çarpı f7, ver şahı, ver veziri. Şah h7, ver veziri. Kale piyonu aldı. Ver fili, ver piyonu. At c6 ile birlikte fil ne oldu? Korundu. Piyon boşta. Kale çarpı f4 şah. Şah e2 hamlesinden sonra bakalım beyazların iki aletine karşılık siyahların bir kalesi var. 1, 2, 3, 4 piyon ve 2 tanesi izole. 1, 2, 3, 4, 5 piyon ve izole değil arkadaşlar. Bu durumda çok rahatlıkla beyazlar oyunu kazanacaktır. Zaten siyahlar da şu aşamada terk etmişler. Arkadaşlar 1962 yılında Necmettinov ile Çernikov bu şekilde bir maç oynamışlar ve
Vezir çarpı F6 fedasıyla birlikte beyazlar çok enteresan bir şekilde vezir feda etmiş. Elimizi vicdanımıza koyalım. Atıyorum 3 hamle, 4 hamle, 5 hamle, abartayım 6, 8, 10 hamle sonrasında bir kazanç görseydik eğer biz de vezir feda edebilirdik. Hani 3 hamlede mat, 4 hamlede mat, işte 5 hamlede mat gibi gibi vezir feda ederiz. Ama arkadaşlar oyunun ortasında kim vezir feda eder? Allah aşkına yani oyunun şu noktaya gelebileceğini nasıl öngördün be adam? Demek ki öngörülüyor arkadaşlar. Ama şunu da söylememe izin verin. Kesinlikle Necmettin o şu aşamaya kadar hesaplamamıştır. Ama şöyle bir oyunun geneline bakmıştır. Ya bu içgüdüsel olarak iyi bir şey ya. Ben oynarım yani. Oynanır bu oyun demiştir ve öyle vurmuştur diye tahmin ediyorum. Yoksa yani bu kadar da değildir yani siz. Yani 25 hamle, 30 hamle yani bu kadar da hesaplanacağını düşünmüyorum. Ama Necmettinova bu şekilde müthiş bir vezir fedalı oyunu bize aktardığı için çok teşekkür ediyoruz. Rahmet okuyoruz kendisine. Bir arkadaşlar size tavsiyem. Ben genellikle unutmazsam turnuvalardan önce bu maçı tekrar tekrar analiz ederim. Tekrar tekrar bakarım. Bana çok şey kazandırır turnuvalardan önce. Size de tavsiyemdir. Turnuvalara girmeden önce bu videoyu tekrar tekrar izleyin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatınız satranç yerlerden olmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.